Şimdi bugün Bafra'dayız. Şimdi il müdürüm konuşurken arıcılığı çok önemsediğimizi ve çok önemli bir alan olduğunu, hem doğa dengesi açısından ama insan hayatı açısından da sanıyorum herhalde en faydalı olan hizmetlerden, alanlardan bir tanesi. Kaymakam dedi ya, hiçbir emek vermeden sofraya geliyor direkt. Hiçbir yan etkisi olmayan, hiçbir zararı olmayan, her şeyi faydalı bu. Adamı soksa bile zehri faydalı diyorlar. Ve yalnız orada il müdürüm 1000 ton dedi değil mi Samsun'da? Müdürüm 1000 ton az ya, etme gözünü seveyim. 110 bin ton Türkiye. 110 parçada bir parçası, 110 tonda değil mi? 110 bin tonda 1000 ton. Bu olmaz. Kaçıncı sırada dedik orada? 20 küsur, 24. sırada. Araziye ait, doğaya ait, toprağımıza ait, insanımıza ait, bunun dışındaki tüm canlılığa ait ne varsa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve ilgi alanına giriyor, bilginiz olsun. Bunları da gelecek vizyonuyla beraber çalışmalarını yapmak zorunda belediyeler. Böyle olursa kaynağı vizyoner yönetir, verimli yönetir. Hemen hemen toprağa dair ne yetiştiriliyor ise onlarla da ilgili proje üretmek zorunda Büyükşehir Belediyesi. Arıcılık konusuna da böyle bakıyoruz. Efendim, camış konusuna da, manda konusuna da böyle bakıyoruz. Küçükbaş hayvancılığa da böyle bakıyoruz. Meyveciliğe de böyle bakıyoruz. Seracılığa da böyle bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, salepe de böyle bakıyoruz. Zeytine de böyle bakıyoruz. Fındığa da böyle bakıyoruz. Meyveciliğine, şeftalisine, karpuzuna da böyle bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, altyapı noktasında vizyonumuzu gelecek nesillere yıkıp yapması gereken bir yol değil, gelecek nesillere kullanması gereken bir yol yapma gayreti içerisindeyiz. Bu ile ilgili çalışmayı sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Orada birkaç arkadaşın kamulaştırmada şey var, onlar da bizi bazen burada varsa onlardan, Hamit Başkanım gidin o işi çözün ya. Eninde sonra kamulaştıracağız. Niye geciktiriyorlar ki ya? Çözelim. Proje hazır. Bilginiz olsun. Türkiye'nin en iyi sebze halini kazandıracağız. En iyisini. En mükemmelini. Bak göreceksiniz. Aynı kapsam içerisinde Bafra minibüsleri artık bizim o kültür merkezinin oraya kadar aktarma merkezine girecek Bafra minibüsleri. Bak göreceksiniz. Önümüzdeki sene baharda inşallah onu size kazandıracağız. Efendim, bununla ilgili elektrikli otobüsler. Türkiye'de ilk. Hatta dünyada ilk. Elektrikli. Ultra şarj. Kısa süreli şarj. Lityum pilli elektrikli otobüsleri önümüzdeki sene Samsun'da faaliyete geçiriyoruz. Ki Bafra bu konuda güçlü bir ilçemiz. Bu aracılığı bizim ilk 10 il, ilk etapta, ondan sonra da ilk 5. sırada ile girmek zorundayız. Bunun yaklaşık 10 bin tonu geçmesi demek. Şu anda 1 kilo üretiyorsak 10 kilo üretmemiz demek. Şimdi ben fazla vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin.